Mehmet güzel çıktı. Vahe senle devam etmek istiyorum. Senle program yapan, bunu bütün arkadaşlar bugün düşündük. Vahe ile bir programa katılan, çünkü Vahe bir programda yaklaşık 10 konu birden alıyor. Yani o 40 dakikanın içerisinde 10 konuyu nasıl sıkıştırıyorsun hayranım. O senin konserve şeyine. Kaç kalori harcar abi? Yani sana o 4 dakika, 5 dakika dostluk eden. 2500 kalori. Harcar değil mi? Yani kaç kere zıplar, kaç tane şınav çektirirsin, kaç mekik yaparsın? Yani işte programı hareketli yapmak zorundayım. Yani aslında ben çok ciddi bir insanım. Sen biliyorsun beni. Ya çok bilmez miyim? Siz hani ekrandaki komiklerinde gerçek hayattaki o ben bazen şey haline, bu ciddi haline rahmetli aslında. Kemal, ben şöyle olamıyorum. Kendimi bazen rahmetli Kemal Sunal'a benzetiyorum. Çünkü Kemal Sunal'ı da ben Nur İçinde Yatsın Taksim'de görmüştüm çocukluğumda. Ya çok ciddi bir insan ama çok iyi kalpli, çok hümanist. Bir insandı, kendimi ona bazen benzetiyorum ama sonuç itibariyle bu ciddiyetin altında tabii şen şakrak da bir insanım yerine göre. Ama sonuç itibariyle deko dizaynı öyle yapmak zorundaydım. Öyle yaptım. Öyle formatlandı. Ama şimdi bir yemek programına başlıyorum. Dur ya, geliyor. Bir dakika, geliyor şimdi bütün ve bombaları. Biliyorsun uzun yıllar beni insanlar cansız manken olarak tanıdılar. Güzel bir soru daha gitti. Şekilde... Devam ediyoruz. Vahe öyle kalınca biz programa devam edebiliyoruz. Programın sonuna kadar kalabilir biliyorsunuz değil mi? Evet. Ya bunu yapabiliyor. Patron. Efendim. Rekorun ne? 5 saat 26 dakika. 5 saat 26 dakika bir insan ne düşünür? Çok güzel sordu. Bir insan ne düşünür? Her şeyi. Her şeyi düşünür mü? Hayatı bir film şeridi gibi. Her şeyi. Bütün vicdan muhasebeni yapıyor musun o dururken? Yani tabii her şey. O anda senin önünde duran insanların sana bakışlarını, ne düşündüklerini, inisiyatiflerini, orada yaşanılan tüm olguları, her şeyi düşünüyorsun tabii ki. Berbat bir durum. 7 numarayı verebilir miyiz arkadaşlar? Yani çok güzel bir şey yazmış bir dostumuz Twitter'dan. Diyor ki televizyon öyle bir dünya ki cansız bir adamı uçan adam haline getirebiliyor. Aynen çok öyle. İlginç, çok aynen ilginç. Ama bu işin için, televizyon içinde, zorlamalarından, dayatmalarından bahsediyor. İşin içinde ekmek parası olduğu zaman tabii ki. Ben ekmeğinin peşinden uçan adam diyorum sana. Aynen çok öyle. Eski dostumsun. Dolayısıyla aynen sadece öyle. Ekmeğinin peşinde olduğunu biliyorum. 7 numara. Buradaki amacını sorabilir miyim abi? Açalım onu. Çanakkale'de bir açılışımız Tuğba Altıntop'la gerçekleştiriyoruz. Tuğba'yı göremiyoruz ama sen galiba anladığım kadarıyla sırtına bayağı bildiğin ayakkabı dünyasını almışsın. Şimdi vatandaş bizi çağırmış tanıtımına, mağazası basında çıksın diye. Şınav mı çekmek gerekiyor? Kurum şimdi ne yapacaksın hocam başka? Basın senden bir şeyler istiyor, hareket istiyor. Ve şınav çekeceksin orada ayakkabılarla. Yani adam sana ekmek veriyor. O ekmeği sen bir şekilde değerlendirmeler. Şimdi arkadaşımız stand-up yapıyor. Yani usta bir isim. Biz çok talebe yetiştirmiş. O stand-up'ı niye yapıyor oraya? İnsanları orada tutmak için. İnsanlar oraya para veriyor. Orada esas görevi orada insanları tutmak. Benim oradaki esas görevim tanıtımı yaparken ne? Adamı bir yerlere taşımak. Tamam, yerel buradaki... basın, bölge basın, işte ulusal... Bir şey yapman lazım orada. Buradaki amacını anladık. Sıradaki amacı soracağız. Sıradakinin amacı ne? Tamam, ötekisini taşıdın yerel bir dünya basını. Hatta işte Le Figaro seni manşet yaptı. Burada ne yapacaksın abi? Burada adamın bu bizim Haşmet'in şeyi, mağazasının önü İzmit. Yani burada ya bir de bütün esnaf dost Kobi gibi biliyorsun. Kobi başkanı gibi. Bizim aşiret ya İzmir'den. Şimdi benim burada faydam ne biliyor musun aslında adam? Adam dünya para veriyor. Yani reklamlara çıkabilmek için büyük şirkette. Adam orada küçük bir esnaf. Hayatını zor zaman idam ettirmek durumunda. Ve sen oraya ona gidiyorsun. Böyle bir şey yapıyorsun. Sana adam esnaf da, dostu vahe diyebiliriz yani bu yaptığın ya işten. İstihdam aslında sonuç itibariyle o. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani. Abi ne biçim kavramış seni ya? Böyle çok ilginç bir kavrama biçimi var bir... İnsanı bir tedirgin edici bir kavramı biçim var. Ama böyle candan kavruyorlar. Ya yani aslında hepimiz işin gerçeği. Herkes normal olarak birbirine... Yani işte herkes birbirine gülüyor ama bir gerçek varsa hepimiz aslında aynı şeyi yapıyoruz. Ya yani bir şeyleri tutuyoruz. Yani sen karşındaki izleyici, manav işte armut elma satarken... Onu diyalog yapıyor, halkla ilişkiler yapıyor. Ablam nasılsın diyor, işte birin diyor, bilmem bir şey. Yani sürekli bir hareket var orada. Niçin bunu yapıyor? Ekmek parası için yapıyor. Bunların hepsini ekmek parasına bağlı. Herkes ekmek parası için bir şeyler ekmeğimizin yapıyor. Ekmeğimizin peşindeyiz, öyle yani, mi? Yani
dürüstlük çerçevesi içerisinde her şey yapılabilir. Anladım. Sen Türkiye ile ilişkini kestin mi? Sen daldın gittin öyle uzaktan. Ne düşündün? Hayır, hayır. Böyle cansız Songül olarak. Hayır, hayır. Senin gözünün içinden neler Türkiye geçiyor? İlişkini kesmedim tabii. Türkü dinliyorum. Türkü dinlerken çok da duygulanıyorum. Kimleri çok dinliyorsun? Kimleri dinliyorsun son zamanlarda? Son zamanlarda Sebahat Akiraz hep var hayatımda. O çıkmadı Sebahat çıkmaz. Abla. Çıkmaz. Meclise de gönderdik en onu. En son dinlediğim ve çok ağladığım Azer Bülbül Zoruna mı git kardeş. Çok etkili. Ben çok derin seviyorum. Azer ya. Kıvırcık Ali hep hayatımda Nur için var. Nur içinde yatsın. Yani Isırgan Otu. Isırgan Otu bir son. Onun da bir kardeş. Ben böyle çok anne, ana, bacı, kardeş. Nur içinde yatsın. Sende öyle bir ana tip var ama. Evet. Yani sonuçta o şey senin ben programa gelenlerinde. Ben biraz daha derleyen, toparlayan. Aileyi saran. Annesi gibisin yani programa gelenlerin. Yani bunun yaşta bilgisi öyle, yok. Evet. O tipi görünce insan. Hayır, evde de öyleyim. Yani. Genel iyisin. Anlamda da öyleyim. Öyle misindir? Öyleyimdir. Anaçsındır yani. Anacığım. Anam benim ya. Aynen. Evet, sıradaki telefonumuzu aldık. Kusura bakmayın bir telefonumuz geldi. Alo. Alo. Erol Tuna Antalya'dan arıyor bizi. Ya ne güzel bütün sahil kesimleri bizde bu akşam. Erol Bey nasıl Antalya'da havalar? Antalya'da hava bayağı bir soğuk. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu CNN Türk'ün meteoroloji işlerini biz üstleniyoruz akşamları. Erol Bey, buyurun efendim. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok ama çok güzel bir program yapıyorsunuz. Eyvallah, eyvallah. Ben üniversitedeyken, yani şu an Akdeniz Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum ben. Ve ben Songül Hanım'ı çok ama çok seviyorum. Hatta Fox'ta İzdivaç programını hayatta izlemeyen bir insandım ben. Onlar sayesinde yeri geliyor gülüyorum ben. Arkadaşlarımızla beraber izliyoruz hatta. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorlar. Uğur abiyi de olsun çok ama çok seviyorum ikisini de. Songül Hanım'a tek bir şey soracağım ben. Acaba önümüzdeki yıllarda ya da önümüzdeki günlerde yeni bir albüm yapmayı düşünüyor mu kendisi? Ben bu sene hep düşündüğüm, yönetmenlerime gittiğim, türküler baktım ama ya türküleri bulduğum zaman çok ağladım. Bir ay daha erteleyeyim. Ya hakikaten Mesut öyle bir ağlıyorum resmen diyorum. Ya şimdi ben bunu nasıl... Neden ama ya? Mesela neden? Yalanda da öyle. Sağım yalan, solum yalanı okuduğumda çok ağladım. Çok yani böyle biraz çok katı gibi aslında her şeyi halledebilen bir kadın, güçlü karakter gibi görünürüm. Ama çok... Fazlasıyla duygusalım. Annem biraz Trakya'ya doğru uzansan. Çok yapıyorum. Tamam yani işte hani orada kendine gelir. Üç çok tane yapıyorum. Albüm çıkartırsın o, ya Edirne üzerinden. Genelde ama inşallah canım benim. Çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda. Bir de kurban çek ona. Kurban olsana. Kurban oluruz. Ya Mesut. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Niye bu bununla dalga geçiliyor anlamadım. Yok, ama. Yok be gayet güzel. Ya tam tersine çok samimi şimdi bulduğum ben, için soruyorum bunu. Mesela evde nasıl konuşuyorsam ekranda da öyle konuşuyorum. Burada da öyleyim. Dışarıda kalabalık da öyleyim. Kalabalık mısınız evde? Evde kalabalık çünkü kalabalığı çok seviyorum. Yalnız kaldığım zaman çok çok üzülen biriyim. Hı. Oğlum da var. Ya bir bu tane... çok duygusal bir kadın çıktı. Biz ya demek ki televizyonda izlediklerinize inanmayın efendim. Evet. Televizyonunuzun ayarıyla sürekli oynanız çünkü bizim ayarımız yokmuş. Yok, yalnızlığı sevmiyorum. Daha çok ben dışarı çıkmayı da sevmiyorum. Yani restoran, ora bura falan bir yerlere gitmeyi hiç de bilmiyorum. Ama bütün arkadaşlarım bana gelsin istiyorum. Mesela yapayım, yemek yapayım, televizyon izleyelim, müzik açalım. Ama her şeyi ben yapayım ama benim evimde. Yemek güzel yapar mısınız? Yemek gelmeden önce bir paça yaptım. Gelmeden önce bir paça yaptım. Gelmeden önce 5'te yaptık. Yedik. Verdim kalabalığa. Yapacak bir şey yok. Eyvallah ya. Yaparım, yemek güzel yaparım. Misafiri evde seviyorum, dışarı çıkmayı sevmiyorum. İyi güzelmiş, hem daha şey olur. Daha şey, samimi. Masrafsız. Tamam, bir de gelen kalsın abi gitmesinler. Oo güzel evet. Gelen Songül kalsın. Otel 7 yıldızlı efendim bekliyoruz. Yok seviyorum gelen kalsın evet. Peki. Öyle.